Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 13 Nisan günlerden çarşamba. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Mahmudiye ilçesinde komşusunun aracını gasp eden ve silahla iki kişiyi rehin alan, daha sonra jandarma operasyonuyla bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Sebahattin Ye, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 23 Mart tarihinde Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye mahallesine gerçekleşti. Mahallede yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Sabahattin Ye, komşusu Ferit T'nin otomobilini silah soruyla gasp etti. Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden zanlı, burada çalışan Halit A'yı zorla araca bindirip Mesudiye mahallesine döndü. O sırada zanlının yoldan geçen İrfan P'yi de tüfekle ayağından yaralayıp rehin alması üzerine çevredekiler jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin teslim ol çağrısına uymayan Sebahattin Ye, elindeki tüfekle çevreye ateş açtı. İki saat boyunca ikna edilmeye çalışılan zanlı, jandarma ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Sebahattin Ye ile yaraladığı İrfan P. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan zanlı Sebahattin Ye, Cumhuriyet Savcılığınca sevk edildiği Suç Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de "Torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. İl genelinde gerçekleşen çalışmalarda Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 3 şüpheli yakalandı. Şahıslarda yapılan aramalarda metamfetamin, bir adet hassas terazi, bir adet kuru sıkı tabanca ve 38 adet kuru sıkı mermisi ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan MAG, SH ve BE isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla yaptıkları yardımlar sayesinde Yeşiltepe'de yüzlerin güldüğünü belirtti. Ramazan ayının gelmesiyle muhtarların kapısı hayırsever ve ihtiyaç sahipleri tarafından çokça çalınmaya başlandı. Özellikle ihtiyaç sahibi nüfusun yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeşiltepe'de Ramazan ayında yüzler güldü. Konuyla ilgili konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yardımseverlerin muhtarla ziyaret ettiğini söyleyerek, Ramazan ayı dolayısıyla çok sayıda yardım etmek isteyen vatandaşlar kapımızı çaldı. Bazı vatandaşlar hazırladıkları erzak paketlerini bırakırken nakit destekte bulunanlar da çok oldu. Marketlere ait alışveriş kartlarını da bırakanlar oldu. Bu sayede yüzlerce haneye yardım ulaştı. Mahalle sakinlerimiz mutlu olduğu zaman bizim de yüzümüz gülüyor. Mahallemizde yardıma muhtaç her vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yardımlar devam edecek. Ben özellikle bizlere katkı sağlayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mübarek ayda sofralarda yüzler güldü dedi. Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı ile Kent Park başta olmak üzere bazı parklar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. İçerisinde Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzayı ve Hayvanat Bahçesi ve Eti Sualtı Dünyasını barındıran Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın yanı sıra Kent Park ve Aydın Arat Parkı başta olmak üzere bazı muhtelif parklar magandaların hedefi oldu. Parklarda ailelerin ve çocukların severek vakit geçirdiği oyun alanlarında bulunan salıncaklar, kaydıraklar, spor aletleri, banklar, iskelelerde bulunan ahşap yapılar ve çöp kutuları şehir eşkıyaları tarafından kırıldı. Parklara ve çevresine zarar veren magandaların yarattığı tahribat ekiplerin tespitiyle gözler önüne serilirken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu tür olaylara karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kentin birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Eskişehir'in kent merkezinde etkisini gösteren sis sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle sabah erken saatlerde sisin daha fazla etkili olduğu görüldü. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi düşerken sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı bina ve ağaçların sisin arasında kaybolduğu görüldü. Güne sisle başlayan Eskişehir'de kaypostallık manzaralar oluşurken ilerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti. Eskişehir'de tarihi ve manevi değeri bulunan eski ürünlerin sergilendiği antika pazarı, nostalji seven, sevdalısı gençlerin yeni uğrak noktası haline geldi. Eskişehir'de her ayın ikinci haftasında pazar günleri kurulan antika pazarı, Eskişehirli antika severlerle buluşmaya devam ediyor. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllara ait müzik kasetleri ve 70'li yıllara ait plaklar gençlerin yeni zevk haline dönüştü. Pazarda tezki açan antika severler artık gençlere yönelik satılabilecek ve ilgilerini çekebilecek ürünler getirmeye çalıştıklarını belirterek bu şekilde gençlerin antika pazarlarına daha fazla ilgi göstermeye başladıklarını söyledi. Eskişehir'de uzun yıllardır antika tezgahı açan Zekai Tarhan, antika kültürünün vatandaşlar için çok önemli bir uğraş olduğunu söyleyerek pazarımızı her ayın ikinci haftası pazar günleri kuruyoruz. Eskişehir'imizde bir antika kültürü yaşatmak istiyoruz. Pazarımıza sadece Eskişehir'le esnaf değil diğer illerden gelen birçok esnafımız da mevcut. Aynı zamanda yurt dışından gelen esnaflarımız var. Örneğin Fransa ve Almanya gibi ülkelerden gelen arkadaşlarımız var. Asıl amacımız antika kültürünü şehrimizde yaşatmaya devam etmek. Bu sene ilk defa burada kuruldu. Aralık ayına kadar burada tezgahlarımızı açmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki gençlerimize bu antika kültürünü aşılayacağız dedi. Ramazan ayından sonra başlayacak düğün telaşında gelin adaylarının gelinlik telaşı hızlandı. Düğün sezonunun açılacağı yaz aylarına sayılı günler kala vatandaşı hazırlık telaşı sardı. Gelin adaylarının güzel bir gelinlik ile düğünlerini yapma hayali heyecanı artarken Ramazan'ın fırsat bilenler gelinlikçilere yolunu açtı. Hazırlık aşaması ortalama bir ay süren gelinliklere aylar öncesinden başlayan talepler şu günlerde hızlandı. Durum karşısında yoğun tempo çalışmaya başlayan gelinlikçiler ise gelin adaylarına geç kalmamaları konusunda uyardı. Gelinlikçi olan Büşra Ön, Ramazan ayında sipariş yoğunluğunun arttığını belirterek, gelinlik siparişlerini yaklaşık iki ay öncesinden beri alıyoruz. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte siparişler yoğunlaştı. Yazın düğün yapacaklar. Şimdilerde gelip siparişlerini veriyor. Bayramdan hemen sonra düğünü olanlar da provalar için geliyor. Herkes düğüne kadar gelininin hazır olmasını istiyor ama gelinlik modeline göre hazırlanma süresi de değişiklik gösteriyor. Erken sipariş vermekte fayda var ifadesini kullandı. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.